Merhabalar. Bugün sizlere Piri Reis'in muhteşem yapıtı Kitab-ı Bahriye'yi tanıtmaya çalışacağım. 1521 yılında yazılmış olan ve dünyanın ilk pilot kitabı sayılan Kitab-ı Bahriye'nin 2021 yılında 500. yılıdır. Malumunuz 2013 yılında Piri Reis'in 1513 Dünya Haritası'nın 500. yılı kutlanmış, hatta UNESCO 2013'ü dünyada Piri Reis yılı ilan etmiştir. Kitab-ı Bahriye'yi de bu kapsamda dinlemenizi rica edeceğim. Osmanlı'nın yükselme devrinde donanmanın kendi üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdiğini söyleyebiliriz. İmparatorluk Avrupa işlerinde ilerlerken Burak Reis, Kemal Reis, Uruç Reis, Sıdır Reis, Turgut Reis, Piyale Paşa gibi büyük denizciler Akdeniz'de büyük başarılar elde etmişlerdir. 16. yüzyılın ortalarına kadar Osmanlı'da Piri Reis, Murat Reis, Seydi Ali Reis gibi büyük denizcilerin denizcilik, haritacılık, astronomi gibi alanlardaki çalışmalarının oldukça yoğun olduğunu ve Akdeniz gemicilik teknolojisi açısından çağın hiç de gerisinde kalmadığını görmekteyiz. Bu denizciler yalnızca kaptanlıktaki hünerleriyle değil, denizle ilgili bilimlerle de üstünlüklerini sergilemişti. 15. yüzyılın sonundan başlayarak Batı Avrupa'da okyanuslara açılma, yani keşifler dönemi başlamıştır. Batılılar önlerine açılan bu geniş ufuk için yetersiz kalan bilim ve teknolojilerini yoğun ve örgütlü çabalarla geliştirmiş, köle ticareti, altın yağmacılığı, ipek, baharat ticareti, kolonilerdeki üretimleri ile gereken finansmanı sağlamışlar ve pazarlarını büyütmüşlerdir. Kolomb'un 1. Amerika seferinden yalnızca 20 yıl sonra Piri Reis'in ünlü haritasını çizmesi, Seydi Ali Reis'in astronomi çalışmaları, her ikisinde yazdıkları coğrafya yapıtları, uzak görüşlerinin ve çok yönlü kişiliklerinin önemli kanıtlarıdır. Ne yazık ki bu tür çabalar Osmanlı'nın temel çizgisini değiştirmekte yeterli olmamış ve denizciliğe stratejik ve teknolojik bakışta bir değişikliğe yol açamamıştır. Bu aşamadan itibaren artık Osmanlı denizciliği yarışta gerilere düşmüş ve yetişme umutları da aslında yitirilmiştir. Ölümünün 466. yılında Piri Reis'in çabalarını bu tarihsel çerçeve içinde daha iyi anlamaktayız. Osmanlı'nın denizcilik bilgi ve teknolojisini geliştirme yönünde sürekli ve kalıcı çabalar gösterememesinin ardında kuşkusuz bu yönde bir gereksinimi ve stratejisi olmaması yatar. İmparatorluğun askeri ve ekonomik hedefleri daha uzaklara gidecek bir donanma ve ticaret filosuna gerek duymuyordu. Stratejik olarak donanmanın Akdeniz'de sağladığı üstünlük Osmanlı hedefleri için yeterliydi. Donanmanın temel görevi geniş ve güçlü kara kuvvetlerini çıktıkları büyük fetih seferlerinde desteklemekti. Kadırgalar Akdeniz'de uygulanan deniz savaşı taktiklerine çok uygundu. Hantal yenkerliler rüzgar beklerken koylardan çıkan kadırgalar ani saldırılarla büyük başarılar sağlamıştı. 16. yüzyılın ikinci yarısında Malta alınamamış, İnebahtı'da mağlup olunmuş, Osmanlı'nın gemicilik teknolojisinde geri kaldığına ilişkin bazı uyarı işaretleri gelmeye başlamıştı. Osmanlı'nın 1550'lerde Hint Okyanusu'ndaki girişimlerinin sonuç vermediğini ve İber Yarımadası'nda gelişen teknolojinin Osmanlı denizciliğini yendiğini gözlemlemekteyiz. Türklerin Akdeniz'de söz sahibi olduğu yıllarda Türk Portolon yapımı da en görkemli üretim dönemini yaşamış ve Türk denizcileri Portolon haritacılığının en güzel örneklerini vermiştir. Bunların başında Mürseliyeli İbrahim, Piri Reis, Menemenli Mehmet Reis, Tunuslu Hacı Ahmet, Ali Macar Reis gibi ünlüler gelmektedir. Ayrıca Saray Nakkaşhanesi'nde yapılmış anonim atlaslardan Walter Deniz Atlası, ki bu atlas yurt dışına kaçırıldığı ve Amerika'da Walter Sanat Kalesi bulunduğu için bu adla anılmaktadır. Ve İstanbul Arkeoloji Müzesi kütüphanesinde bulunan Atlas-ı Hümayun en güzel portolonları içeren yapıtlar arasında yer almaktadır. Portolon haritacılığı
denince dünyada ve Türkiye'de ilk akla gelen isim ise ekonomik ve sosyal coğrafyanın ilk kitabını yazmış olan ünlü denizci bilim adamı Piri Reis'tir. Piri Reis, 1465 yılında Çanakkale Boğazı'ndaki kıyı kentlerinden biri olan Gelibolu'da dünyaya gelmiştir. 1481 yılında 16 yaşlarındayken seyir katibi olarak amcası ünlü Türk denizcisi Kemal Reis'in gemisinde denizciliğe başlamıştır. O zamanlar eğitim küçük yaşlarda usta-çırak ilişkisiyle yürüyordu. Günümüzde gelişmiş ülkelerin eğitim sistemlerinde de benzer uygulamaları görmekteyiz. Denizcilik yaşamının ilk gününden başlayarak kendi deyimiyle iki büyük tutkunun esiri olmuştur. Bunlardan biri Akdeniz ve denizcilik, diğeri de araştırma ve bilimdir. Bu nedenle denizlerde dolaşırken her fırsatta Akdeniz kıyıları ile adaların coğrafi ve siyasi durumu ile buralarda yaşayan insanların ekonomik ve sosyal yaşamlarına ilgi duymuştur. İlgisi, yalnız sözü edilen konuları incelemekle sınırlı kalmamış, gözlemlediği bulguları ve edindiği bilgileri yazmış, ayrıca Akdeniz'in ada ve kıyılardaki kentlerin haritalarını da çizmiştir. Bunlarla da yetinmiş, 15. yüzyılın sonlarından başlayarak bütün dünyayı etkileyen önemli olayların başına gelen büyük coğrafi keşifleri izleyerek not etmiştir. 1495 yılında amcası ile birlikte devlet hizmetine girdiğini görmekteyiz Piri Reis. 1500 yılında gemi kaptanı olmuş ve yine amcasının filosunda görevini sürdürmüştür. 1511 yılında amcasının bir deniz kazasında hayatını kaybetmesi üzerine memleketi Gelibolu'ya çekilerek gözlemlerinden tuttuğu notlarından topladığı sözlü, yazılı ve çizili belgelerden yararlanarak 1513 tarihli ünlü dünya haritasını çizmiştir. Bugün bu haritanın altıda birini oluşturan ve yalnız Güney Amerika kıtasıyla Batı Afrika kıyılarını gösteren parça elimizde bulunmaktadır. Haritanın eski dünyayı kapsayan asıl büyük parçası ise kayıptır ve günümüze kadar bulunamamıştır. Yeniden denize açıldığında 1481 yılında çalışmalarına başladığı Akdeniz ile Akdeniz'in kıyı ve adalarında yaşayan insanların durumu hakkında incelemelerini sürdürmüştür. Böylelikle 40 yıl boyunca Akdeniz ve burada yaşayan insanların yaşamlarını incelemiş, gözlemler yapmış, notlar tutmuş, haritalar çizmiş ve oldukça zengin bir arşiv oluşturmuştur. 1521 yılında arşivden yararlanarak yapıtının karalamasını hazırlamıştır. Ancak kitabını temize çekememiş, karalama durumunda öylece bırakmıştır. Çünkü o yıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nda matbaanın kullanılmasına henüz başlanmamıştı. Kitaplar elle yazılıp çoğaltılıyordu. Bu nedenle bir kitabın ün yapabilmesi için yazarın, devletin ileri gelenleri ve özellikle padişah tarafından tanınıp himaye görmesi gerekiyordu. Piri Reis ise yıllarca denizlerde dolaşıp durduğu için öyle bir ayrıcalığa erişememişti. Bütün bunlara karşın karalama durumundaki kitabı yakın çevresindeki denizciler ile dostları tarafından kopyalanmış ve bunların 28 nüshası günümüze kadar gelmiştir. Kitabı Bahriye karalamasının kopyaları uzun yıllar boyunca denizciler ve coğrafyacılar için başvuru kitabı olarak görülmüş ve elden ele dolaşmıştır. 1524 yılı sonbaharında Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamı ve damadı İbrahim Paşa bir başkaldırıyı bastırmak göreviyle Mısır'a giderken yolculuğunu deniz yoluyla yapmak istemiş ve kendisine yapılan tavsiyeye uyarak yanına kılavuz olarak Piri Reis almıştır. Sadrazam Kasım ayı gibi olgun olmayan mevsim koşullarında yolculuğa çıktığı için gemileri yolda fırtınalara tutulmuş ve Marmaris'ten sonra yolculuğunu karayoluyla sürdürmüştür. Ancak kötü hava koşullarında Piri Reis'e başvurduğu kitap sadrazamın dikkatini çekmiştir. Kitabı inceleyerek denizcilere yararlı olduğunu anlayan sadrazam, Piri Reis'ten kitabı temize çekerek Kanuni Sultan Süleyman'a sunulmak üzere kendisine getirmesini istemiştir.
Piri Reis 2 yıl kadar denizlerde dolaşarak kitabın eksiklerini gidermiş, yeniden düzenlemiş ve padişaha sunulacak duruma getirmiştir. Böylelikle yeniden yazılıp temize çekilmiş yapıtı 1526 yılında Kanuni Sultan Süleyman'a sunulmuştur. Piri Reis'in bu yapıtı Kitab-ı Bahriye adıyla bilinmekte ise de onun kitabına vermiş olduğu gerçek ad Bahriye'dir. Onun bahriyesinden de karalamasında olduğu gibi yıllarca pek çok kopya çıkarılmıştır. Ancak gerek karalamasının gerekse Kitab-ı Bahriye'nin özgün yazmaları kayıptır ve bugüne kadar bulunamamıştır. Günümüze Kitab-ı Bahriye ve karalamalarından yapılmış 43 adet kopya ulaşmıştır. Piri Reis sadece harita yapmamıştır. Denizciliğe yapılacak en büyük iyiliği yapmıştır. O zaman çok zor olan eğitime, bilimsel yayınlarla katkıda bulunma ve böylelikle bildiklerini kendinden sonra gelecek olan denizcilere aktarma görevini de en iyi şekilde yerine getirmiştir. Yayınladığı kitap ve haritalarla dünya denizciliğine pek çok yenilik getirmiştir. Yazdığı Kitab-ı Bahriye adlı eseri günümüzde kullanılan denizcilik literatüründeki Sailing Direction, Sea Pilot ve Admiralty Book gibi yayınların tipik bir başlangıcıdır. Piri Reis Kitab-ı Bahriye'de önemli bazı buluşlar da yapmıştır. İlk defa onun kitabında harita üzerinde verilemeyen bilgilerin bir indekse gönderme yapılarak açıklandığını görüyoruz. Bunun yanında çizdiği haritalarda günümüz işaretlerine benzer işaretlendirme ve renklendirmeler de kullanmıştır. Halen dünya üzerinde 43 adet Kitab-ı Bahriye'nin varlığı bilinmektedir. Bunlar 21 kütüphane, 14 şehir ve 9 ülkede dağılmıştır. Her bir kitap ortalama 350-400 sayfa ve 200 civarında haritadan ibarettir. 1521-1721 yılları arasında yazılmışlardır. Dolayısıyla 200 yıllık bir geniş tarih aralığında bu kitapların yazıldığını görmekteyiz. Toplamda da 5700 civarı portalının varlığından söz etmekteyiz. Şimdi sırasıyla bunları 43 adet Kitab-ı Bahriye'nin nerelerde bulunduğu, hangi kütüphanelerde bulunduğunu göstermek istiyorum. Bunlar ilk 1521 karalama dediğimiz nüshadan çıkartılan yazmalar. Gördüğünüz gibi Süleymaniye Kütüphanesi, Köprülü Nura, İsmaniye, Millet, İstanbul Kütüphanesi ve Deniz Müzesi'nde bulunmaktadır. Devamına bakarsak çok çeşitli ülkelerde, İtalya, Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerde de yine bu nüshadan yapılmış olan kopyaların bulunduğunu görmektesiniz. Bahriye karalamalarının bir de sadece haritası olan metinleri olmayan yazmalar vardır. Bunlar da İtalya, İngiltere'de ve Topkapı Sarayı'nda bulunmaktadır. Kandilli Kütüphanesi, Rasathanesi Kütüphanesi'nde ise sadece metin olan ama içerisinde harita olmayan bir kopya mevcut. 1526 tarihli yazmadan ise yapılan çoğaltmalar ise yine Türkiye'de veya yurt dışındaki değişik kütüphanelerde yer almaktadır. Aralarında 200 yıllık bir zaman farkı olan bu yazmalar arasındaki farkın daha da iyi algılanabilmesi maksadıyla şimdi sizlere Limni Adası'nın farklı yazmalardaki portolanlarından örnekler göstereceğim. Dolayısıyla bu örneklerden de sizde nasıl farklar bulunduğunu çok daha iyi algılayabileceksiniz. Tamam, Limni Adası Kitab-ı Bahriye'de ama bu göstermiş olduğum 43 tane Kitab-ı Bahriye'de de Limni Adası'nın haritası farklı, üzerindeki bilgiler farklı, renkleri farklı, çizimi farklı. Zaten bu yüzden 5700 tane farklı portalanın varlığından bahsedebiliyoruz. Bakın burada sarı renkler hakim, bilgiler. Bakın şimdi daha yeşilimsi veya morumsu bilgiler çok farklı. Mor olan da gördüğünüz gibi çok daha az bilgi var. Daha sarı olan daha detaylı çizilmiş, çok daha fazla bilginin varlığını görmektesiniz. Burada yine mor bir harita ama çok daha farklı bilgiler var. Uzun bir not var üzerinde. Yine gördüğünüz gibi
doğu kısmındaki sığlığı nokta nokta olarak görmektesiniz. Zaten bütün dikkat edecek olursanız bütün portolarda bu doğu kısımdaki sığlık çok net olarak belirtilmiş kaba olabiliyor. Şimdi Bahriye'yi genel hatlarıyla inceleyelim. Bahriye'nin anlatım düzeni biçimsel bakımdan 4 bölüme ayrılır. Birinci ana bölümü başlangıç bölümü olarak adlandırılır. Bu bölüm genellikle o günün öteki yazmalarında olduğu gibi besbele ve hamdele denilen anlatımla başlar. Yani Bahriye'nin başlangıç bölümü işte acıyan ve esirgeyen Tanrı'nın adıyla diyerek başlamakta. Daha sonra Hazreti Peygamber'e olan şükran duyguları, övgüler dile getirilmekte. Yine aynı şekilde padişaha övgüler yapılıp dualar edilmektedir. Daha sonra kitabı Bahriye'nin yazılış nedenini Piri Reis açıklamıştır ve şunları söyler burada. Padişah Hazretlerinin gökyüzü benzeri kapılarına gücünün yettiği ölçüde bir armağan olmak üzere deniz bilimi ve denizcilik sanatı alanında bir hatıra kitap yazdım. Bugüne değin hiç kimse bu konularda yararlı bir yapıt bırakmamıştır. Piri Reis tabii bu bölümde bir de genel bir anlatımla bu Akdeniz'deki inceleme sırasını ise şu şekilde anlatıyor. Gelibolu yakınlarında Sultaniye ve Kilitbahir diye tanınan kalelerden başlayarak yer yer durak durak bu denizi anlattıktan sonra dönüp dolaşıp sonunda yine adı geçen kalelerde tamamlandı. Burada aslında saat Akrep Yelkovu'nun tersinde bir hareket vardır. Yani Çanakkale'den başlamıştır. Ege Denizi'ne inmiştir. Daha sonra Mora Yarımadası, Adriyatik, İtalya, oradan işte Fransa, İspanya, oradan Afrika, Kuzey Afrika kıyılarına dolaşmış, Mısır'a kadar gelmiş, Mısır'dan tekrar yukarı çıkarak Suriye, İskenderun, Antalya, Mersin ve Bodrum gibi dönerek bir saat yelkovunun tersinde bu turu tamamlamıştır. İkinci ana bölüm ise konuların şiir biçiminde yazılımla anlatıldığı bölümdür. Bu bölüm 1024 dizedir. Her bölüm kendi içinde 50 kısma ayrılmıştır. Bu kısımlar Piri Reis tarafından fasıl olarak adlandırılmıştır ve her bir faslın başına anlatılan konuyu özetleyen bir başlık konulmuştur. Örneğin işte bu fasılda kaptan ağzıyla fırtına anlatılır. Bu fasılda Hint denizi anlatılır. Bu bölümde işte okyanusta kullanılan Yıldızlar Küresi anlatılır gibi. Bu bölümde Piri Reis her zaman için geçerli olabilecek hakikaten muazzam tavsiyelerde bulunmaktadır. Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye'deki denizcilere önerilerinden birkaçını sıralamak isterim. Hakikaten üşenmeden aslında hepsini okumak gerekir. Okumak kamil adam işidir. İnsanı şaşırtan kötü kişidir. Yolunu arayan erdi kemale, yolunu bulmayan gitti zavallı. Ne yapıyor burada? Denizcileri okumaya teşvik ediyor. Denizler her zaman korkunç yerlerdir. Bilgisiz olanın içini eritir. Çünkü ehli olan bilir durumu. Ehil anlar bunun işi eğri veya doğru. Ehli bilir hatayı ve sevabı. Ne yapıyor Piri Reis burada da? İşte bilgisiz denizci için denizin tehlikeli olduğunu, ilgili denizcinin ise bilgisiyle rahatlıkla bu korkuları yenebileceğini bizlere anlatıyor. Son olarak da yine Piri Reis'in herkesin bu dünyada mutlaka bir iz veya eser bırakması gerektiği bahsettiği dizilere aktarmak istiyorum. Bu dünya kimseye baki değildir. Öyleyse herkesin bir yapıt bırakması gerekir. İnsanların her birinden bir armağan kalmalı ve kişi gece gündüz onunla anılmalı. Şimdi siz de bir yol bulmak isterseniz yetkin kişilere ulaşın ve onları arkadaş edinin. Hakikaten ne kadar güzel tavsiyeler diyebilirim. Üçüncü bölüm yani düz yazı bölümünün biçimsel düzeni ise şu şekilde aktarabilirim. Akdeniz Bahriye'de 207 fasla ayrılarak anlatılmıştır. Akdeniz'in anlatımı ayrıca 226 haritayla pekiştirmiş ama daha önce dediğim gibi her kitap Bahriye'de bu harita sayıları farklı olduğunu görmekteyiz. Gerekli görülen durumlarda haritaların üzerine yazılı bilgiler de eklenmiştir. Fasıl başlıklarında bazen birden çok kent, liman, ada gibi coğrafi özelliğin yer almadığı görülmektedir.
Yazmanın fasıl başlıklarında 303 coğrafi özellikten söz edilmiştir. Bunların 103'ü belli başlı ada, 82'si belli başlı kale, 70'i başlangıç ve bitim noktaları verilen kıyı, yani işte Marsilya kıyılarından Tolon kıyılarına kadar olan bölge diyor, o şekilde bahsediyor. İşte şu kaleden bu kaleye olan kıyı. 14'ü liman, 12'si kent, 6'sı yer adı, 4'ü körfez, 1'i deniz ve 1'i de köy adı olduğunu görmekteyiz. Bahriye'de Akdeniz'e ilişkin yazılı bilgilerin bulunduğu fasılların hepsinin sonuna anlatılan yere ilişkin bir harita çizilmiştir. Piri Reis, Bahriye'nin yazılı açıklamaları ile çizili açıklamaları denilebilecek haritalar arasındaki bağlantıyı birçok yerde açıklamıştır. Şu şekilde okuyalım. Bugüne değin hiç kimse bu konularda yararlı bir yapıt bırakmamıştır. Bu amaçla Akdeniz kıyılarını ve adalarının bayındır ve ören yerlerini, limanları ve suları ile denizdeki taşlarını ve sığ kesimlerini, daha önceleri merhum Kemal Reis ve başka gazilerle birlikte edindiğim kesin bilgilere ve kendi gözlemlerime dayanarak inceledim ve bunları eksiksiz olarak açıkladım. Çünkü burada anlatılanların tümünü haritada belirtmek kolay ve olanaklı değildir. Bunlar haritalarda son derece kısa ve öz olarak verilmiştir. Piri Reis'in bütün bu yazdıklarından iki önemli sonuç çıkarmaktayız. Birincisi, Akdeniz'e ilişkin yazılan her konu onun kendi gözlemlerinden ve incelemelerinden elde edilmiştir. İkincisi, Piri Reis alışılığı gelmiş uygulamaların dışına çıkarak portolonları aslında arka plana itmiş, yazılı bilgileri daha ön tarafa çıkartmıştır. Tabii böyle davranmasının nedeni şudur, Piri Reis Akdeniz'in pek çok özelliğinden söz etmektedir. Bunlar yaşamsal önemi olan ve denizciler tarafından mutlaka göz önünde bulunması gerektiren hususlardır. Bu kadar çok ayrıntının küçük ölçekli portolanlarda gösterilmesi de takdir edersiniz ki olanaksızdır. Bu kadar özellik ancak çok büyük ölçekli haritalara sığdırılabilir ki, bu durumda da haritalar çok büyük alanları kapsayacaktır. Daha doğrusu onun anlatımıyla da o denli büyük bir harita ise gemilerde yararlı ve kullanışlı olmaz. Bahriye'de fasıllara ve haritalara bir numara verilmemiştir. Fasıllarla ilgili olduğu için Bahriye'deki her fasılın sonunda yer alan Vesselam sözcüğünün açıklanmasında da yarar görmekteyim. Tarihçiler tarafından işte yolun selamet olsun, esenlik doğru yolu bulanların üzerinde olsun, işte bu kadar, artık bitti anlamında yorumlanmıştır. Ancak tarihçiler arasında bu konuda bir fikir birliği mevcut değildir. Düz yazı bölümünün konu bakımından içeriğini ise şu şekilde açıklayabiliriz. Aslında içerik Akdeniz'i anlatmak ve açıklamak biçiminde özetlenebilir. Ancak bu yeterli değildir tabi. Eserin içeriğinin konu bakımından tam olarak ortaya konulması için ayrıntılarına girmek gerekmektedir. Peki neydi bu Bahriye'deki Akdeniz'e ilişkin konular? Yaygın kanıya göre sorunun yanıtı belki denizcilik ağırlıklıdır şeklinde gelecektir ama böyle bir yanıt tabi Bahriye'nin içeriğiyle bağdaşmıyor. Gerçi tamam, Giriliz eserinde Akdeniz kıyıları ile adalarını anlatmış. Bu arada doğal olarak denizciliğe ilişkin bilgiler de vermiştir. Ancak Bahriye'de denizcilik bilgilerinin yanı sıra Akdeniz'in ekonomik ve sosyal yapısı, faunası, florası gibi pek çok coğrafi bilgisine de yer verilmiştir. Ki bu bilgilerin toplamı da 1066'dır. Az bir rakam değil. Bu nedenle düz yazı bölümünün genel içeriği ve bu bölümdeki açıklamaların ayrıntılarına geçmeden önce Bahriye'nin içindeki denizcilik bilgileri dışında kalan hususların istatistik bilgilerini vermek istiyorum. Öncelikle sosyal ve ekonomik yaşama ilişkin konular, ki bunlara toplumsal konular diyebiliriz. Bahriye'de Akdeniz ve kıyıları ve adalarında yaşayan insanlar arasındaki ilişkilere çeşitli yönlerle değinilmiş ki bu açıklamaların toplamı yaklaşık 374'ü bulmak. Bunlara bazı örnekler vermek isterim. Bakın burada insanların yaşam biçimleri ve aralarındaki ilişkiler. Ki
62 farklı bilgi bölücüktür bu başlık altında. Okuyalım. İşte bu köyde yaşayan Araplar eskiden durmadan Trablus'a kömür götürüp satarlardı. Trablus'ta odun bulunmadığı için halk kömür yakardı. Tamamen insanların arasındaki ilişkiler bakın. Gran Canaria adasının üzerinde sürekli olarak Mallorca gözcüleri bulunur. Hiç kimse de onları yakalayamaz. Çünkü onlar son derece sarp yerlerdir. Gözcü denizde bir gemi görürse Mallorca'ya boru çalarak gemi bulunduğunu bildirir. Hakikaten oldukça kritik bir bilgi aslında. Çünkü denizciler için oralara eğer bir akın harekatı yapacaksanız böyle bir önlemin olduğunu bilmeniz sizin için oldukça önemli bir avantaj sağlar. Evet, Akdeniz'in ekonomik yaşamından yine örneklere baktığımızda bu Akdeniz'de anlatılırken 115 değişik yerde ekonomik ağırlıklı bilgilerin bulunduğunu görmekteyiz. Adadaki, burada bahsedilen ada Korfu Adası, eşsiz güzellikte zeytinyağı üretilir. O zeytinyağı gemilere yüklenir ve her yana götürülür. Bir balık dalyanı 400 bin akçeye satılır. Bakın rakamları bile burada kaydetmiş Piri Reis. Trablus tarafından bu kente toplu halde at götürür ve her atı 15-20 zenci köle ile değiştirirler. Bu yüzden Trablus bir zamanlar büyük bir ticaret liman kentiydi. Bu köyde yaşayan Araplar eskiden durmadan Trablus'a kömür götürüp satarlardı. Trablus'ta odun bulunmadığı için halkı kömür yakardı. Tabi burada çok acı bir gerçek de var. O dönemde bakın bir at 15-20 köleyle değiştiriyor. Yani insanın ne kadar değersiz olduğunun diğer bir kanıtı diyebiliriz. Bir at 20 köle karşılığında değiştirilebiliyor. Çünkü köleyi elde etmek çok kolay o devirde ve hiçbir değeri yok. Hatta bazı zamanlarda çok daha bir kilo patatese bir köle değiştirildiğinde biliniyor. Akdeniz kıyıları ve adaların siyasi yapısı ile ilgili, tabii egemenlik durumları ile ilgili de 114 yerde bilgiler bulunmaktadır. Mesela nedir bunlar? Okuyalım bir tanesini. Piyade dediğimiz bu kale Mora ilinin Mora sancağına bağlıdır. Veya başka bir yerde Firare ayrı bir ülkedir. Bu ülke Venedik'in Puglia tarafındaki sınırıdır. Firare gerçekte karada deniz kıyısına 50 mil uzaklıkta büyük bir kenttir ve Firare dükalığının başkentidir. Bakın ne kadar egemenlik durumlarına ilgili detaylı bilgiler. Tabii tarihi bilgiler de var. 49 değişik tarihi olay burada anlatılıyor kitabhane içerisinde. Okuyalım. Bu limanın ki Eğriboz Adası'nın kıble tarafındaki asıl limanı, ondan bahsediyor. Kıble yönüne olan ağzından 1 mil kadar dışarıda Başa Adası dedikleri alçak bir adacık var. Eğriboz fethinde bu adacığa Mahmut Paşa Hazretleri çadır kurdurmuştur. Demek ki bu bilgiyi ya kendisi biliyor o zaman o sefere katılmış veya diğer gazilerden, denizcilerden elde ettiği bilgileri de yine burada aktarmış. Diğer bir enteresan husus söylentiler. 34 değişik yerde bu söylentiler de var. Yani Bahriye'de, geçmişte, çok eski illerde yaşamış ve artık söylenti durumuna gelmiş. Halk arasında gerçek yaşanmış söylentilerde yine söz edilmekte Bahriye'de. O da ilginçtir. Bakın burada ilginç bir örnek var. İşte deniz kıyısındaki kilise eskiden dağ üstündeki kiliseymiş. Bir gün zelzele olur ve kilise yıkılır. Gerçekte aşağıya deniz kıyısına düşer fakat hiçbir yeri yıkılıp parçalanmaz. Bütünüyle eksiksiz olarak deniz kıyısına oturur. Bu durumun herkes tarafından bilinmesi amacıyla yukarıda dağda yeniden bir kilise yaparlar. Deniz kıyısında olan kiliseye Santa Maria de Chitara adı verilir. Bu da oldukça ilginç bir detay. Tabii su durumuna, Bahriye'deki su ve akarsulara ilişkin bilgilere de baktığımızda 449 değişik bilginin varlığını görmekteyiz. İşte çeşmeler, pınarlar, oradaki akarsularla ilgili bilgileri burada görmektesiniz. Yine bakın işte buradaki akarsular, değirmenler, kuyu var, içme suları oradan alırlar şeklinde bilgilerin varlığını görmektesiniz. Akdeniz'in florası ve faunası ile ilgili de yine bitki örtüsü, su ürünleri, balıklar, işte mercan, istiridye gibi
tüm farklı bilgiler yine burada yer almaktadır. İşte burada gördüğünüz gibi işte çam ormanları var diyor. Mesela devam edelim, yine çam ormanlarından bahsediyor. Burada ise buradaki bakın ağaçlardan Venedik'in her yerine giden variller ki çok kıymetli bir bilgi. Demek ki Venedik varillerini buradaki ağaçlardan yapıyor. Bu da önemli bir bilgi. Yine devam ettiğimizde bakın burada sakız ağacı yetiştiriliyor. Bu da çok enteresan bir bilgi. Devam ettiğimizde yine bakıyoruz diğer örneğe işte kiraz yetişir diyor. Bunları yiyecek yaparlar diyor. Laleler yetişir diyor. Ve o limanı deniz gelir baştan başa kara ağaçla kaplıdır. Farklı bilgileri yine burada verdiğini görmekteyiz. Yine burada bakın yetişen bir ottan bahsediyor. Bakın yine burada Çiçil Kalesi'nin çevresindeki yörek halkı hep masrık. Yani esrar otu ekip biçerler. Burası masrığı çok bol bir yöredir. Demek ki o zamanlar içinde yine esrarın bilindiğini ve kullanıldığını buradan anlıyoruz. Mesela burada Sisam Adası'nda ceylanların olduğunu görüyoruz. Yine başka bir yerde burada çok kaplan vardır diyor. Kaplanlarla ilgili yine bilgiyi burada görmekteyiz. Körfez Adası yine orayla ilgili bakın kefal balığı çok diyor. İşte salamura yapılıyor diyor. Sardalya'dan bahsediyor. Sardalya turşusundan bahsediyor. Bakın ne kadar farklı bilgileri arka arkaya bu kitabı bahriyede bulmak mümkün. Yine deniz dibi bilgileri yani denizin dibinde ne var? Kumluk mu? Mercanla karışık kum diyor mesela. Deniz taşlı diyor yine verdiği örnekte görmek. Kitap bahriyede ki bence en önemli hususlardan ya da ilginç hususlardan biri de Pirineis'in tarihi kalıntılara, arkeolojik bilgide de yer vermesidir ki 7 ayrı tarihi kalıntıya ilişkin bilgi vermiştir. Düşünün Bahreyn'in yazıldığı yıllarda böyle eski eser diye veya tarihi kalıntılar diye bir şey bilinmiyor. O zaman bir arkeoloji bilimi daha yok. Ama Pirineis bunların olayların farkında. Bakın ne diyor? İşte İstanbul'un At Meydanı'ndan bahsediyor. Orada mermer sütunlar vardı diyor. Yani onların daha çok eski ve önemli olduğunun farkında. Oldukça önemli bilgiler. Madenler ve yeraltı kaynakları yine 27 farklı bilginin olduğunu görüyoruz. Mesela ne diyor işte Mıknatıs taşı diyor bir yerde. Veya bakın Ayasofya'dan yine bahsediyor. Mermerleri diyor Sığırcık Adaları'ndan gelmiştir diyor. Bakın yani demek ki o zaman içinde Ayasofya çok önemli. Ayasofya'nın mermerlerin nereden geldiğini Pirineis araştırıyor ve bunu önemli bir bilgi olarak burada verdiğini görmek. Yine tabii meteoroloji bilgileri de 12 değişik meteorolojik bilgi bulunmaktadır. İşte rüzgarlar işte deniz yönden eserse şöyle olur ya da burada bu şekilde bir rüzgar vardır şeklinde. Bu da yine çok ilginç. Akdeniz kıyılarındaki erozyon 4 yerde bilgi var. Yani Pirineis o kadar dikkatli bir gözlemci ki önemli gördüğü her değişikliği not almış ve bunları yeri geldi kitabını yazmıştır. Yani bir kıyıya gitmiş, limana gitmiş, orayı not etmiş. Ondan sonra 2-3 sene sonra gittiğinde tekrar gözlemlemiş, bir bakmış ki kıyı hattı değişmiş. Yani bir erozyon olmuş. Bunları yazmış. O kadar ilginç ki bu yazdıkları şeyler. Yani bir erozyonun da farkında. Mesela malumunuz eskiden İzmir limanında bir iç liman vardı. Şu anda kalmadı. Niye? Çünkü akarsular kumları getirdi ve o iç liman tamamen doldu. Yani bunları yazmış karşıyaka biliyorsunuz tamamen dolgu doldurulmuş bir alandır. Nehirden gelen alüvyonlarla tamamen dolmuştur. Bakın İzmir Kalesi'nden içeride diyor iç liman vardır. Bu limanın çevresi 1 mildir. Buraya bir zamanlar büyük rıbarlarla girmiştik. Fakat daha sonra gittiğimizde dolmuş durumdaydı. Oraya artık küçük gemiler girmekte. Bakın ne kadar önemli ve dikkatli bir gözlem bu. Dördüncü ana bölüm ise Bahreyn'in son bölümü yani bitiriliş bölümüdür. Bu nazıp biçiminde kaleme alınmıştır ve tek bir fasıldan oluşmuştur. Fasıl başlığı ise kitabın bitirilişine ilişkin açıklama şeklindedir. Tümü 86 dizedir. Son dizenin ardından daha önce açıklamıştır.
saklanmış olan tarih düşme satırları gelmektedir. Piri Reis bölümünde işte kitabın sona erdiğini, çalışmaktan duyduğu kıvancı, Akdeniz'e gelen sevgisi nedeniyle çalışmaları yaptığını, İbrahim Paşa ile olan tanışmasını, yaptığı yolculuğu ve İbrahim Paşa'nın çalışmaları beğenip eserini padişaha sunması amacıyla Temiz'e çekmesi emrettiğini anlatır. Daha sonra da çalışmaların amacını açıklayarak kitabını okuyanlardan kendisine hayır duasında bulunmalarını ve yanlışlarını bulup düzeltmelerini diler. Tabii standart hemen hemen birçok kitabı bitirişinde olan sözlerden en sonunda da kendisine bundan dolayı dua edilmesini istiyor hakkı. Piri Reis'in yapıtları ve özellikle Bahiye ele alınırsa, onun çağdaş bilim adamlarının niteliklerine sahip olduğunu görüp hayranlık duymamak olanaksızdır. Piri Reis'in amacı, asker sivil tüm denizcilerin, tüccarların veya başkalarının Akdeniz'de güvenle dolaşmalarına yardımcı olmaktır. Amacını bunlarla da sınırlı tutmaz. O insan sevgisiyle doludur ve insanların birbirlerini tanıyarak, birbirleriyle iletişim kurarak aralarında daha iyi ilişkiler yaratabileceğine inanmıştır. Bu nedenle de Akdeniz insanlarının sosyal ve ekonomik yaşamlarını incelemiştir. Bu aşamada hayatının önemli bir bölümünü Piri Reis ile ilgili çalışmalarına adamış olan Harita Tümgeneral Cevat Ülkekulu rahmet ve minnetle anmak istiyorum. 2013 yılının dünyada Piri Reis yılı olarak kutlanması da onun girişimleri sonucunda gündeme gelmiştir. Ben de bugünkü sunumumda geniş oranda onun çalışmalarından derlemiş olduğumu ifade etmek isterim. Efendim, bizler de tabii o 2013 yılında ve sonrasında Piri Reis'in eserlerini açmış olduğumuz sergilerle dünyaya tanıtmaya çalıştık ve insanlarımızın bu yapıtları öğrenmesini sağladık. Tabii bunlar hem yurt dışında hem yurt içinde çok sayıda sergi açtık hakikaten ve büyük bir ilgiyle izlenmiş olduğunu ifade edebilirim. Fikir vermesi açısından bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Bu Slovenya'da açtığımız, oradaki Deniz Müzesi'nde açtığımız bir sergi. Görüyorsunuz, açılışını Slovenya Başbakanı yapmıştı. Arkası dönük olan hanımefendi Slovenya Başbakanı. O sergiden yine bir görüntü. Hırvatistan Poreç şehrinde açmış olduğumuz bir sergi. Bakın, oldukça yoğun ilgi gördü. Zagreb'de, Hırvatistan'da yine açtığım serginin açılışını görmektesiniz. O sergiden yine başka bir görüntü. Rijeka'da Deniz Müzesi'nde yine aynı sergiyi açtık. İlk Hırvatistan'a gittiğimizde 4 sergi açmayı düşünüyorduk ama ondan sonra çok büyük ilgi oldu ve talep geldi. Dolayısıyla 2 şehirde daha sergimizi tekrarlamak zorunda kaldık. Bakın, Dubrovnik'te açtığımız bir sergi. Hakikaten Hırvatlar şaşırdı. Yani haritalar o kadar detaylı ki, tabii burada Piri Reis'in Hırvatistan sahilleriyle ilgili portolonlarını kullandık. Bu portolonları Çin'e aktardık. Çin'i de bir Osmanlı sanatı diyebiliriz. Osmanlı bilimini Osmanlı sanatıyla 16. yüzyılın birleştirdik ve ortaya hakikaten çok güzel ve harika eserler, doyumsuz eserler çıktı diyebilirim. Tabii Hırvatlar şöyle şaşırdı ya, diyorlar, ilk defa biz bu haritaları görüyoruz 16. yüzyılda ve bu kadar detaylı, bu kadar güzel, hiç bilmediğimiz haritalar. Onlar da büyük bir ilgiyle dediler hakikaten. Şibenik'te yine sergi açılışından bir resim görmektesiniz. Tabii hemen hemen büyükelçimiz olsun, o ilin ileri gelenleri, valileri, belediye başkanları her zaman için burada da yine büyükelçimiz görmektesiniz. Bunlara, bu sergilere katıldı. Zadar'da yine açtığımız. Sonra açtığımız, bu Hırvatistan'da açtığımız bu sergilerdeki eserleri bir Türk evinde müze haline getirdik. Bu Türk evi 16. yüzyıldan beri Türk evi olarak bilinen bir evdi. En son Bakar Belediyesi burayı restore etmiş ama bomboştu. Öyle bir talep geldi. Biz de elimizdeki eserleri buraya daimi olarak bıraktık ve burada burayı bir Türk evi müzesi getirdik. Bakın, o müzenin açılışından bir görüntü görmektesiniz.
Orada işte ben konuşuyorum, açılışla ilgili büyükelçimiz de gelmiş yine. Efendim 2019'da yine çoğunlukla tabii Pyrenees'in haritalarını Monaco'da sergileme imkanını bulduk. Bu da bizim için Türk haritacılığını, eserlerimizi, denizciliğimizi için çok büyük bir fırsattı. Tabii yat kulüpte olması Monaco'nun merkezinde, deniz kenarında çok önemli bir yer. Hakikaten muhteşem bir sergi olduğunu ifade etmek isterim. Gerek Monaco ve gerek Fransa basını da buna oldukça gösterdi. Tabii bizim için çok büyük bir onur meselesi Monaco Prensi 2. Albert sergimizi açtı. Ve normalde bu tür sergilerde en fazla 10 dakika kaldığı söylenen prens bizim sergimizde 1 saatten fazla kaldı. Oldukça keyifliydi, zaten fotoğrafta da görüyorsunuz. Yine orada Monaco konsolosumuz var. Yine yanında Paris Büyükelçimiz. Yani oldukça memnundu tabii Prens Albert da denizci kökenli bir insan olduğu için. Eserler karşısında tabii o da şaşkınlığını gizleyemedi. İlk defa gördüğü eserlerdi. Biz mesela bu sergide eserleri 5 farklı materyal üzerine işledik. Yani haritaları bir tanesi çiniler. Normal tuval üzerine işledik. Kağıt üzerine işledik. Altın varak olarak minyatür tarzında. Bunları cam üzerine 24 ayar altın olarak işledik ve ipek üzerine işledik. Burada yine Vakko tarafından yapılmış. Kendisine kravat ve fular hediye ettik. O da çok keyifli bir şekilde bu bakım onları basına karşı diyeyim göstererek bir fotoğraf verdi. Bu Kıbrıs'ta açtığımız bir sergi. Orada Karpaz Gate Marina'da açtığımız, bakın ne kadar çok eser var aslında. Oldukça güzel de bir sergi salonu olduğunu ifade edebilirim. Serginin açılışı çok da güzel bir regattanın yatların o limana geldiği, marinaya geldiği zamana denk getirilmişti. Aslında marinanın da açılışıydı. Hem regatta ve bütün dünyadan yaklaşık 15'ten fazla ülkenin yatları buraya geldi ve sergi açılışı da o gün yapıldı. Oldukça güzel bir gündü. Yine Kıbrıs'ta açtığımız başka bir sergi. Gördüğünüz gibi Kıbrıs Cumhurbaşkanı KKTC'nin ve Başbakanı sergimizin açılışını yaptılar. Yine Pyrenees sergisinde bir görüntüler, yine oradaki Büyükelçimiz ve Kıbrıs Başkanı. İzmir'de açtığımız bir Pyrenees sergisi. Bu da Bodrum'da açtık yine. Yakında o enstitüsü sergisi olarak. Gördüğünüz beyaz pantolonlu bayan da Gagavuz Cumhurbaşkanı. Kendisi sergi açılışımızı yaptı. Bayan Vila. Yine o Bodrum'daki sergiden bir görünüş. Rahmi Koç Müzesi'nde yine Pyrenees haritaları sergimizi açmıştık. Gördüğünüz gibi Venedik en başta portolonunu görmektesiniz. Çin'i üzerine oldukça beğeni toplayan. Efendim Gelibolu'da malumuz Pyrenees'in memleketi diyebiliriz. Oradaki bir tarihi kule var iç limanda. Gelibolu'ya gidenler görmüştür muhakkak, hemen iç limanın ortasında diyebilirim. Orada eski bir müze demeyelim artık ama artık bir harabe haline gelmişti. Orayı bir butik müze haline getirdik ve Pyrenees Müzesi olarak açtık. Oradan görüntüler görmektesiniz. Pyrenees'le ilgili yağlı boyalar, eserler, haritalar, işte o döneme ait gemi modelleri oldukça güzel butik bir müze haline getirdik diyebilirim. Ama maalesef daha sonra gelen belediyeler aynı ilgiyi göstermediğini duyuyor ve üzülüyoruz tabii. Biliyorsunuz ülkemizdeki işte siyasi bakış, işte benden önceki belediye başkanının açtığı orasını beni ilgilendirmez gibi yaklaşımlar maalesef hala günümüzde olabiliyor. İhmal edildiğini yine sergiden bir görünüş müzeden. Sunumla ilgili sorularınız olduğu takdirde e-posta adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Lütfen Mavi Vatan Akademi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlginiz için teşekkürler.